Merhabalar arkadaşlar. Osmanlı'da vakıf medeniyeti konusunu işleyeceğiz bu dersimizde. Bu bizim 7. ünitemizin son konusu arkadaşlar. Bu konuyla birlikte 7. ünitemizi de bitirmiş olacağız. Evet, öncelikle vakfın ne olduğuna bakalım. Vakıf ne demek? Vakıf, kişilerin kendilerine ait olan taşınır ya da taşınmaz mallarını veya paralarını toplumun yararını oluşturulan ve daimi kamu hizmeti veren kuruluşlara bağışlaması veya bu kuruluşları oluşturmasıdır. Vakıf buna deniliyor. Yani vakfediyorsunuz. Kendinize ait bir taşınır veya taşınmaz malınız varsa veya bir paranız varsa toplumun yararına olması adına daimi kamu hizmeti vermesi için, daimi kamu hizmeti veren bir kuruluşa bağışlanması veya bu amaçla bir kuruluş oluşturmasına vakıf adı veriliyor. Peki vakıflar incelediğimizde ne gibi özellikleri var? Öncelikle Osmanlı'da padişahlar, hanedan üyeleri, üst düzey yöneticiler ve varlıklı kişilerin oluşturduğu birçok vakfın bulunduğunu biliyoruz. Bunlar dışında bir kişinin malını vakfedebilmesi için malın kendisine ait olması gerekiyor ve borcunun olmaması gerekiyor. Örneğin bir yerde birkaç dönümlük araziniz var. Bu arazine ait, yani buranın tamamen size ait olması, çünkü tapusunun sizde olması gerekiyor ve bu arazinin, yani hiçbir yere borcunun olmaması gerekiyor. Veya bir dükkan da olabilir bu, fark etmez. Vakıf hizmetleri, vakfiye adı verilen bir sözleşmeye göre yapılıyor. Vakıf malları satılamaz, devredilemez ve miras bırakılamaz. Misal bir araziniz var, oraya 4 katlı bir apartman diktiniz. Bu arazi vakfedildi, yani sahibe bunu kamu yararına vakıf olarak bağışladı. Bu 4 katlı binanın olduğu yer satılamaz. Onun kaç metrekarelik alanda, kaç metrekarelik bir alana sahipse o hani bölge satılamaz veya bir başkasına devri söz konusu olamaz veya miras şeklinde başka birine aktarılamaz. Bunun belli şartları, belli kuralları var. Vakıf sayesinde Osmanlı'da pek çok eğitim kurumu inşa edilmiş. Hastane, kütüphane, imarethane, yani aşevi, han, hamam, çeşme, kervansaray, köprü, cami, birçok kurumun, birçok mimari eserin yapıldığını görmekteyiz. Bu sayede vakıf sayesinde gerçekten çok güzel eserler verilmiş. Vakıflar Osmanlı Devleti'nin sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli kurumlarıdır. Biz Osmanlı Devleti'nin her zaman sosyal devlet olduğunu söylüyoruz. Sosyal devlet demek halkını refah içinde, halkına kolaylık içinde yaşayabilmesi demek. Halk için çalışması, uğraşması demek. Ve vakıflar sayesinde yapılan, gördüğünüz gibi, eğitim kurumları, hastaneler, aşevleri, köprüler, kervansaraylar, camiler, bunların hepsi halkın yararına olan ve neredeyse zaten hepsi ücretsiz bir şekilde, vakıflar sadece ücretsiz olarak halka sunulduğu için, biz Osmanlı'nın bunlarla bakarak bile, vakıflara bakarak bile sosyal devlet anlayışında olduğunu görebiliyoruz. Çünkü en önemli unsuru vakıflar. Evet, Osmanlı'da vakıfların hizmet alanları neler? Hangi alanlarda vakıfların hizmet ettiğini görüyoruz biz. Şimdi baktığımızda kuruluş döneminde yaşanan İskan faaliyetlerine destek olduklarını görmekteyiz arkadaşlar. Bu iskan faaliyetleri neydi? Göç hareketleriydi, yerleştirme hareketleriydi ve kuruluş döneminde çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ulaşım için gerekli olan yol, han, kervansaray gibi yapıların yapılması ve bunların işletilmesi. Köy, kasaba ve şehirdeki sosyal ve kültürel ihtiyaçların giderilmesi. Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılması. Ve tüccarların ihtiyacı olan paraların geri ödenmek şartıyla onlara borç olarak verilmesi. Vakıflar bu gibi alanlarda hizmet eden kuruluşlar. Evet, burada baktığınızda arkadaşlar Osmanlı'da vakıf hizmetlerinin başında gelen ve yolculara ücretsiz hizmet veren kervansaraylar vardı. Burada da kervansarayın bir örneğini görmektesiniz. Bakın burada bir at arabası var. Samanlar var. Biliyorsunuz o dönemde yükler at arabalarıyla, atlar vasıtasıyla taşınırdı. Özellikle atlı taşınırdı. O yüzden de bu kervansaraylarda mutlaka atların da
su içebilmesi için veya yem yiyebilmesi için belli bölgede alanlar, ahırlar vardı. Burada atlara bakılırdı, atlar yiyip içebilirdi, dinlenebilirdi. İnsanlar için odalar, hayvanlar için ise ahırlarda bu şekilde bakımlar yapılıyordu. Padişahlar içerisine baktığımızda ilk olarak vakfı oluşturanın Orhan Gazi olduğunu görmekteyiz. Orhan Gazi de kadı yetiştirmek üzere İznik'te bir medrese kurmuş. Kadı ne için gerekiyordu arkadaşlar? Kadılık baktığımızda hukuk açısından gerekliydi. Çünkü yargı kısmına kadı bakıyordu. Ve bir devletteki en önemli kısımlarından biri hukuktur, yargıdır. Bu sebeple adaletin sağlanabilmesi açısından Orhan Gazi 2. padişahımızdı biliyorsunuz Osmanlı'da. Onun da İznik'te bu şekilde kadı yetiştirmek amacıyla bir medrese kurduğunu görüyoruz. Ve bu medresenin giderlerini karşılamak amacıyla mülkü olan birçok emlakı da bu medreseye vakfedildiğini görmekteyiz. Vakıflar Türk kültürünün yeni fethedilen bölgelerde yayılmasını da sağlamışlardı. Yayılmasını ve göçle beraber bölgelere gelen toplulukların yerleşmesinde de etkili olduklarını görüyoruz. Yani iskanda etkili olduklarını görmekteyiz. Avarız Vakfı adı verilen bazı vakıflarda arkadaşlar bir belli bir mahalle veya köyün çeşitli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan vakıflar. Yani bu tarz küçük bölgelerde de vakıflar kurulabiliyor. Bunlara da avarız vakıfları adı veriliyor. Hastaların tedavisi ve kimsesizlerin korunması, aynı zamanda esnafın desteklenmesi, imar faaliyeti yapılması da bu ihtiyaçların başlıca olanları. Yani bakıyorlar halkın neye ihtiyacı var. İşte hastanın tedavisi gerekiyorsa tedavi edilebilecek yerler veya hastaneler inşa ediyorlar bu tarz şeyler. Veya esnafın borcu var veya işte maddi olarak desteğe ihtiyacı var. Geri ödemek karşılığında bir borç olarak verebiliyorlar. Kimsesiz insanlar varsa bu kimsesiz çocuklar veya insanların yine korunabilmesi amaçlı onlara belli kalabilecekleri yerler verebiliyorlardır. Veya dediğimiz imar faaliyeti yani köprü, yol, kervansaray yapımı gibi ihtiyaçlar bu şekilde karşılanmış olur. Arkadaşlar hemen bu resimde gördüğünüz şey Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı cami ve imarethanelere ait vakfiyenin. Bu vakfiye zaten dediğimiz gibi vakıfların yapıldığı şeyler vakfiye adı verilen şeylere yazılıyor dedik. Bu da bunu gösteriyor zaten. Vakfiyede bu şekilde görmüş bir örneğini görmüş oldunuz. Bu resimde ise zaten baktığımızda görüyorsunuz bir ellerinde süpürge ve yerleri süpürüyorlar. Bu bir minyatür çalışması. Bu minyatür çalışmasında ne anlatılmış? Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu Fatih Külliyesi'nin vakfiyesinde külliyenin ve etrafındaki sokakları temizliği için boyacı ve temizlik görevlerinin tayin edildiğini söyleyebiliyoruz. Bunun boyacı olduğunu, bunların boyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ellerini süpürge olanlar ise süpürüyorlar. Ne yapıyorlar? Vakfiyenin külliyenin etrafındaki sokakların da temizliğini bu şekilde sağlamış oluyorlar. Görüyoruz ki bu tarz yerlere, vakıflara ne kadar fazla önem verilmiş ve titizlenilmiş arkadaşlar. Evet ben buraya bir okuma parçası koydum. Bu okuma parçasında ben size okuyacağım. Kısaca özetlemeye çalışacağım. Biraz uzun bir parça ama ben istedim ki doçent doktor Mert Sunar'ın bir eserinde Osmanlı İmparatorluğu Çevre ve Şehircilik adlı eserinde bir sayfadan alıntı bu arkadaşlar. Burada sosyal devlet anlayışından bahsetmiştik ve sosyal hizmetlerin, vakıfların, hayırların bu şekilde yapıldığından bahsettik. Ve hayvanların bakımının da, hayvanların da ne kadar düşünüldüğünü ve hayvanların bakımının da bu sistemin içerisine dahil edildiğini anlatıyor bu parça bize. Mesela demiş ki hapishane düşmüş kimselere yardım için vakıf kuranların sokak hayvanları ve kuşları unutmadığını, bu hayvanlar için aynı vakıftan pay ayırdığını görmekteyiz demiş. Yani sadece insanlar için değil, hayvanların bile düşündüğü bir soydan bahsediyoruz, atalarımızdan bahsediyoruz. Bu kadar ince düşünen, bu kadar detay düşünen atalarımız vardı bizim. Ve bunlara baktığımızda 1820'lerde İstanbul Anadolu Hisarı'nda borçları yüzünden hisara hapsedilen tutuklulara yardım için bir vakıf kurmuş. Mustafa adlı bir kişi. Ve sokak köpekleri unutmayıp her gün 30 akçılık ekmek alınarak köpeklere dağıtılmasını şart koşmuş. Yine İzmir Ödemiş'te kurulan bir hapishanede bulunan tutuklulara yaz aylarına dağıtılmak için haftada bir yük kâr verilmesine şart koşulurken, yine o civarda yaşayan leyleklere harcanması için 100 kuruşluk vakfedilmiş.
Bunun dışında İstanbul'daki Koca Mustafa Paşa Şeyh Evhat Camii'nde sahipsiz kedilerin beslenmesi için bir miktar ciğer vakfedilmiş. Bakın, hani vakfedilen şeylere bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani leylekler için 100 kuruş vakfediliyor. İşte sahipsiz kediler için ciğer vakfediliyor. Daha sonrasında mesela hayvanlar için yine bir pay ayrılıyor. Köpekler için 30 akçıl ekmek vakfediliyor. Ne kadar ince şeyler bunlar. Bunlar belgelenmiş arkadaşlar. Bunlar belge halinde olduğu için biz şu an bunları konuşabiliyoruz. Bunların dışında başka örnek olarak sokak hayvanlarının beslenmesi için fırıncılar ve kasaplarla belirli ücret karşılığında anlaşıldığını görüyoruz. Ondan sonra sakat kalıp göç edemeyen kuşların bakımı için Sivas çarşısındaki bazı dükkanların gelirlerinin bağışlanması söz konusu. Bursa'da yine çarşı meydanında aralarında para toplayarak baktıkları yaşlı ve sakat kuşlar var. Sonra mesela Bursa'da yardıma muhtaç leylekler için bir hastane kurulmuş. Bakın. Avrupalı seyyahların bahsettiği bakıma muhtaç kediler, köpekler, kuşlar, bunlar için İstanbul'a tahsis edilmiş mekanlar var. Ve Osmanlı medeniyetinin, Osmanlı'nın bu şekilde insanların merhametinin, sebep anlayışlarının tezahürleri olduğu da bu şekilde anlaşılmış oluyor. Bu parça bir örnek olsun istedim arkadaşlar size. Burada da 16. yüzyılda Anadolu eyaletinde, Anadolu'da işletilen Osmanlı vakıflarının hem ne tür vakıflar olduğunu hem de sayılarını tabloda göstermiş olduk arkadaşlar. İmarethaneler 45 tane varmış. Cami ve mescitler 1397 tane yapılmış. Onun dışında medrese var 110 tane. Zaviye ve hankak var 626 tane. Muallimhane var 154 tane. Kalenderhane ve mevlevihanelerden birer tane var. Büyük han ve kervansarayların ise Osmanlı ülkesinde 75 tane olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bu vakıflarda, Anadolu'da çalışan vakıflardaki çalışan insan sayısı ne kadar diye bakacak olursak, müderrislerin 121 kişi olduğunu, hatiplerin 3756 kişi, imam ve müezzinlerin 3756 kişi, kayyum, talebe ve diğerlerinin ise 3299 kişi olduğunu tarih bize söylüyor. Şimdi burada görüyorsunuz ki arkadaşlar iki tane kuş var da, ve burada bir taş yapı var. Bu ne diye soracak olursanız bu bir kuş evi arkadaşlar. Burada bir İtalyan seyyahın Edmondo de Amicis'in kuş evleriyle ilgili söylediği birkaç cümle var. Bunları da size paylaşmak istedim. Ne demiş İtalyan seyyah? Osmanlı sultanların ve şahısların hayratlarıyla beslenen sayılamayacak kadar çok güvercin sürüsü vardır. Türkler kuşları himaye edip beslerler. Kuşlar da onların evlerinin çevresinde, deniz üstünde ve mezarlıklarda, mezarların arasında şenlik ederler ve uçuşurlar. İstanbul'un her yerinde insanın etrafında uçuşan kuşlar vardır. Evet arkadaşlar, şöyle bir düşündüm de gerçekten her yerde bir kuş görebiliyoruz. Hani bir balkonda, bir sokak lambasının üzerinde, her an yanımızda, çok yakınımızdan bile bazen geçip kanat seslerini duyduğumuz kuşlar oluyor. İstanbul'a baktığınızda İstanbul manzarasında gözünüz kuş arar mesela. Martı arar. İstanbul'un simgesidir kuşlara baktığımızda. Yani birçok aslında sadece İstanbul'a değil. Yani İstanbul martılarla özleşmiştir ama gezdiğim kadarıyla Türkiye'nin birçok şehrinde bu böyledir. Zaten İtalyan seyahatı Osmanlı ülkesi için bundan bahsediyor bize. O yüzden Osmanlı'nın kuşlar için bile bir ev yaptığını, onlar için bile ne kadar ince ve titizlikle yaklaştıklarını, ne kadar merhametli olduklarını bu şekilde görmüş oluyoruz aslında. Bunların hepsi bize atalarımızı anlayabilmek açısından birer örnek teşkil etmekte. Evet, konu kavrama sorularına geldik. Şimdi bu soruları da yapacağız arkadaşlar. Sonra video dersimizi bitirmiş olacağız. Geçelim sorularımıza arkadaşlar. İlk sorumuz geldi. Yine ilk soruya baktığımızda uzun bir soru olarak görünmekte. Ancak burada bize yine bilgiyi vermiş ve buna göre demiş. O yüzden buradaki bilgiyi öncelikle iyice anlayıp daha sonra burada 1, 2 ve 3 numaralı verilen yargılardan hangilerinin doğru olduğunu savunabilir diye sormuş. Biz bunu bulacağız. Okuyalım. Temelde İslami bir kuruluş olan Osmanlı vakıfları, Anadolu'da halkın yararına birçok sosyal ve ekonomik işlevi olan eser yapılmasını sağlarken, yeni topraklara Türk-İslam mührünün vurulmasına da önemli rol oynamışlardır.
Buna göre vakıfların işlevleriyle ilgili. 1. Ülke sınırlarının genişletilmesinde etkili olmuşlardır. 2. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında devletin yükünü hafifletmişlerdir. 3. Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesinde etkili olmuşlardır. Peki biz bunlardan hangilerine ulaşabiliyoruz? Şimdi, birinciye baktığımızda ülke sınırlarının genişletilmesi etkili olmuşlardır demiş. Şimdi biz buradaki bilgiye göre baktığımızda, burada bize ülke sınırlarıyla alakalı bir bilgi vermiş mi? Hayır, vermemiş. Daha ziyade sosyal ve ekonomik eserlerden, Levalı eserler yapıldığından bahsetmiş ve yeni fethedilen topraklara Türk İslam mührünün vurulmasından bahsetmiş. O zaman biz biri ne yapıyoruz? Eliyoruz. İkiye bakalım. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını devletin yükünü hafifletmişlerdir. Evet, biz bunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebiliyoruz. Ki ne demiştik? Vakıflar ne yapıyorlardı? Eğitim, yol, hamam, imarethane gibi birçok sosyal ve ekonomik yapı yapılmıştı. Ve bunlar da toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında gerçekten çok önemli bir yere sahiplerdi. İkiye aldık. Üçe bakalım. Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi etkili olmuşlardır. Evet, zaten burada ne diyor? Yeni topraklara Türk İslam mührünün vurulmasında etkili olduklarından bahsetmiş. O zaman biz 3 numarayı da aldık. İkisinin olduğu cevap hangisi? E şıkkı 2 ve 3 olacak cevabımız. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Gelsin sorumuz. Evet, bayağı uzun bir yine bilgi verilmiş burada bize. Bilgiyi okuyalım, sonra ona göre sorumuzu cevaplandıracağız. Öncelikle bize demiş ki, bu bilgilere göre külliyeleri aşağıdakini hangisinde etkisinden söz edilemez? Edilemez demiş, buna göre değerlendireceğiz sorumuzu. Şimdi Osmanlı külliyeleri vakıflarını, vakıf müesseselerine borçludurlar. Sadece ibadet yeri, öğretim merkezi ya da fakir mutfağı oldukları için değil, çevrelerindeki başka toplantı yerlerinin gelişmesine ön ayak oldukları için de önemlidirler. Belli şehir merkezlerindeki bu külliyeler hizmetlerini çeşitli yollarla en küçük köylere kadar ulaştırabilmişlerdir. Şimdi biz bu bilgiye bakarak hangisinden külliyelerle ilgili hangisinin etkisinden söz edilemez olanı bulacağız. A'ya baktığımızda sosyal bütünleşmeyi sağlamak. Şimdi bakıyoruz bilgiye, sosyal bütünleşmeyi sağlamada. Evet, hem ne demiş, çevredeki başka toplantıların gelişmesine de ön ayak olduklarından bahsetmiş. O zaman bundan söz edebiliriz. B'ye baktığımızda halkın ihtiyaçlarını karşılamada. Zaten külliyeler bu tarz yerler halkın ihtiyaçlarını karşılamak için vardı. Ve ibadet yeri diyor, öğretim merkezi diyor, fakir mutfağı diyor. Bunların hepsi halkın ihtiyaçlarını karşılayacak. Ve en küçük köylere kadar ulaştırıldığından bahsediyor. O zaman bundan da söz edebiliriz. D'ye bakalım, şehirlerin imarında. Şimdi şehir imarı demiş. Belli şehir merkezine bu külliyeler demiş. En küçük köylere kadar ulaştırıldığından bahsetmiş. O zaman biz şehirlerin imarında da külliyenin etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğretim merkezi olarak burada bahsetmiş zaten. Bunu da eliyoruz. C şıkkı kaldı sadece. Burada devletin yönetimini gerçekleştirmede demiş. Ancak bize verilen bilgi de bununla ilgili hiçbir şey geçmemektedir. O yüzden C şıkkı olacak bizim cevabımız. Geldik 3. ve son sorumuza. Diğer sorulara göre daha kısa bir soru. Hemen cevaplanabilecek bir soru. O zaman biz de hemen bakalım sorumuza. Vakıfların Osmanlı Devleti'nde 1 eğitim, 2 sağlık, 3 bayındırlık alanlarının hangilerine hizmet verdiği söylenebilir? Söylenebilir olanı sormuş bize. Şimdi vakıflar hangi alanda eğitim vereceği, hangi alanda hizmet veriyordu? Eğitim alanında verdiğini zaten biliyoruz. Sağlık alanını da hizmet verdiğini biliyoruz. Bayındırlık yani imar faaliyetleri arkadaşlar. Bir imarda da bunun yapıldığını biliyoruz. Üçü de olduğuna göre hangisi cevabımız? Üçünün de olduğu cevap E şıkkı olduğuna göre cevabımız E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Dediğim gibi 7. ünitemizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Son konumuzu yaptık. Biliyorsunuz ki her ders videomuzun altında sizin yapmanız için test sorularımız oluyor.
O yüzden hemen linke tıklayarak sıcağı sıcağı test sorularınızı yapıyorsunuz ve konuyu pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.